Tartışmadır gidiyor. Sürekli Cumhurbaşkanı Başbakan meydanlarda 15 Temmuz akşamını tartışıyorlar. Ya kardeşim gel bu anayasayı anlat. Bak neden evet dememiz gerektiğini gel anlat. Birinci madde, ikinci madde, 18 maddeyi tek tek anlat. Hayır bunu yapmıyor. Neden evet vermemiz gerektiğini söyleyemiyor. Dönüyor dolaşıyor 15 Temmuz akşamı neredeydin diyor. Hemen arkasından şu çıkıyor. 15 Temmuz akşamı diyor. Tankın üzerine neden çıkmadın diyor. Ya sen bir beygirin üzerine çıkamadın da tankı niye soruyorsun? Yani 15 Temmuz akşamı tankın üzerine sen 8'den gece yarısına kadar neredeydin? Başbakan hangi tünelde saklanıyordu? Melih Gökçe hangi gece konduda saklanıyordu? Önce onları bir anlat. Beygirin üzerine çıkamayanlar tankın üzerine niye çıktın diye hesap soruyor. Millete geliyor, dört parmak gösteriyor sürekli. Tek bayrak diyor, tek dil diyor. Anlatıyor, tek vatan diyor. Ya Allah sana 5 parmak vermiş. Niye 5'ini birden göstermiyorsun? O 5.'si ne biliyor musun? Kul hakkı, kul hakkı o, kul hakkı. Yazmış billboardlara. Diyor ki, ezan için evet. E hayır çıkınca ezan yerine klasik müzik mi dinleyeceğiz? Ayıp, ayıp. Değerli Bilecikliler. Bakınız, 16'sında pazar günü sandık başına gideceğiz. Bu ülkeyi yönetecek başbakanı seçmeyeceğiz. Bu ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz. Milletvekillerini, belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Kimin yöneteceğini seçmeyeceğiz. Nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. Eğer 100 yıl önce, 90 yıl önce padişahtan, saraydan alınan yetki, millete verilen bu yetkiyi bir kişiye verecek miyiz yoksa millette mi kalacak? Biz buna bakacağız. Deneme yanılma yöntemiyle anayasa olmaz. Denediz 3-5 sene sonra vazgeçeriz. Sakın ha. Böyle bir şey olmaz. Bu mümkün değil. 2010 anayasasını denediler. Değişikliği, referandumu hatırlayın. Biz yapmayın etmeyin dedik, hayır dedik. Onlar evet dedi. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık. Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler 2010 referandumunda. Kendileri kandırıldı, milleti de kandırdılar, sizi de kandırdılar. Oslo'da PKK ile pazarlık yaptılar. Hamur'da teröristlerin ayağına çadır mahkemesi kurdular. Kandırıla kandırıla buraya geldiler. Aldatıla aldatıla buraya geldiler. Şimdi kanmamalıyız. Burada kaybedersek hepimiz kaybedeceğiz. Çocuklarımız, geleceğimiz, demokrasimiz. Bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan falan değil. Recep Tayyip Erdoğan bir fani. Bugün var, yarın yok. Bu yetkileri kime vereceğimizle ilgileniyoruz. Sen AK Partilisen seçimde gidersin, partine oyunu verirsin. Gitme. Ama tapuyu verme, tapuyu. Burada tapuyu istiyor senden. Bunun adı tek adama kıyak, demokrasiye tuzaktır. Bu odur. Yani birisi diyor ki, bu memleketin tapusunu ver diyor. Bir siyaset adamı bana oy ver diyebilir. Ama devleti bana ver diyemez. AK Partili, MHP'li, CHP'li, HDP'li kimse, bütün siyasi partiler milletin karşısına geçer, oy ister. Oyuna talibim der. Bana oyunu ver der. Bunu demek her siyasi partinin hakkıdır.
Ama bana devleti ver diyorlar, devleti. İşte ona hayır diyeceğiz hep birlikte, hayır. Evet dersen Bilal oğlan, hayır dersen senin oğlan kazanır. Evet dersen tek adamın tahtı, hayır dersen bu milletin bahtı gülecek. Evet dersen Suriyelilerin çocukları sınavsız üniversiteye girmeye devam edecek. Hayır dersen bizim çocuklarımızın yüzü gülecek. Karar senin. Doğru tabii ki bizim Kur'an-ı Kerim okumasını. Hiçbir itirazım yok. Aynı dedem de bana öyle yapmıştı diyorum. Hiçbir itirazım yok. Ama toruna Kur'an öğretirken keşke Egemen Bağış'a da Bakara suresini öğretseydi. Onu da bir öğretseydi. FETÖ muhabbetidir gidiyor FETÖ. Geçenlerde Melih Gökçek Ankara'daki billboardları asmış. Sol siyaset ve FETÖ ilişkileri kitap yazmış. Ya utanmazlık bu kadar olur. Ya besleyen sen, büyüten sen, parsel parsel satan sen, kucak kucağı yaşayan sen, utanmadan sol siyaset FETÖ'ymüş. Yani ne istediler de vermedik diyen, ne istediler de vermedik diyen bunlar değil. Rabbim beni affetsin diyen bunlar değil. O Rabbim beni affetsin diye dua ediyor. Bizim Bolu milletvekili Tanju Özcan da Rabbim onu affetme dua ediyor diye dua ediyor her gün. Her gün duasını yapıyor. Ha Rabbim seni affeder affetmez onu bilmem. Ama milletin seni affetmediği kesin. Çünkü anketleri görüyorlar. Durum hayır çıkıyor. Bunun farkındalar. Çamurlaşmaları bu yüzden. Ey benim aziz Bilecikli kardeşim. Evet dersen 18 yaşında milletvekili olacak. Yani senin Mehmet amca, o züğüklü Mehmet amca, sen zannediyor musun ki senin çocuk olacak? Zenginlerin çocuklarından 2-3 tane göstermelik yapacaklar. Her sene 18 yaşını dolduran 1.200.000 genç var. Ben onların öğretmen abisi olarak sesleniyorum. Siz öyle bırakın milletvekili olma hayalini falan. Diplomanızın gücüne güvenin. Diplomanızın. Buna güvenin siz. Zenginin çocuğu 18 yaşında 20.000 lira maaşla dokunulmazlıkla ve askerlikten muaf olarak milletvekili olacak. Fakirin çocuğu 20 yaşında Elbap'ta şehit olacak. Ya böyle yapma. Hayır diyorum, hayır. Hayır diyorum. Evet dersen, evet dersen, bütçenin tümünü bir kişiye bırakıyorsun, bütçeyi. Tek başına bir kişi yapacak. Evet dersen, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini bir kişi atayacak. Evet dersen, Cumhurbaşkanı 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan edebilecek. Bakın devlet memurlarına sesleniyorum. Polislere, öğretmenlere, vergi dairesinde çalışanlara, doktorlara. Ankara'da bir dedikodu var. Evet çıkarsa 300.000 memuru tasfiye edecekler. Bu dedikodu var şu anda Ankara kulislerinde geziyor. Bir devlet memurunun buna evet demesi için aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım. Bolu'ya gidiyor. Ya bir sayfalık, yarım sayfalık da bir tarih bilgin yok senin be mübarek. Bolu'ya gidiyor. Merhaba Bolu Bey'in torunları diyor. Bolu Bey zalim, Bolu Bey zulmeden. O Bolu Bey'in torunuysa biz Köroğlu'nun torunuyuz, Köroğlu. O Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale geçilmez dediler, geçiyoruz diyor. Köprü yapacakmış. Ya be güzel kardeşim, Çanakkale geçilmesi İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara söylediler. Sen niye üstüne anlıyorsun anlamış değil. Bir çivi, bir nalı kurtarır. Bir nalı, bir atı kurtarır. Bir at, bir iğne kurtarır.
ediyorum. Bir dakika. Bu İzmir Marşı'nı bazıları sevmiyor. Olsun, Yunanlar da sevmiyordu. Çal. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Dermiş olmuyor çoğunluktan dolayı. Geçmiyoruz ağrınca. Teşekkür ediyorum size. Hayır, sevmem.